Abaşoğlu. Abaşoğlu. Evet, bugün 13 Haziran 2015. Burası İzmir Bayındır. Mevki olarak nedir Rafik Bey? Bayındır, Fatih Mahallesi, yanı Kavak mevkii diye geçer. Evet, Fatih Bey, Fatih Abaşoğlu Beyefendi. Raif Abaşoğlu. Raif Abaşoğlu Beyefendi, rekor gelişim ürünümüzü Yonca bahçesini ikiye böldü ve kullandı. Evet. Bu üçüncü şu an biçimini yaptı. Tarlada biçilmiş vaziyette. Şu an kullanılmış alandayız. Raif Bey, tabii ki rekor gelişimi niçin kullandınız? Kimlerden duydunuz? Kimler kullanmış sizin Bayındır'da? Bir anlatır mısınız? Rekor gelişim bizim buralarda bundan bir sene öncesine gelince kadar çok bilinmiş bir şey değildi. Evet. Fakat bu bir sene zarfında kullanan arkadaşlarımız... Nelerine kullanmışlar? Arpa da kullanmışlar, buğday da kullanmışlar. Gerek çiçek olarak kullananları duydum. Evet. Bayındır çiçek bölgesi. Met edenleri duydum. Evet. Biz bu işi yapıyoruz, hiç olmazsa bilinçli yapalım. Evet. Hiç olmazsa dört dörtlük olsun anlamında. Hı hı. Bir iş evet olsun dedik. 20 dekarlık, 22 dekarın yarısını kullandınız. 11 dekarın. 20 yok, 22 dönüm yani bizim burası. Yani 44 dekarlık, 44 dekarlık bir arazinin yarısını 22 dekara. Siz kendiniz 500 dekarlık bir tarım yapan bir üreticisiniz. Evet, evet doğrudur. Doğru. Allah daha çok versin. Bunu ilk deneme mahiyeti gibi düşünerekten böyle yaptık. Hı hı. Bunun sonucu olarak da inşallah iyi olduğunu gözetlemeye yani burası, gözlemlemeye başladık. Burası şöyle söyleyeyim ben size. Yonca balyalarıyla alakalı bir başınızdan geçen bir olay anlattınız. Evet. Sizin balyalarınızı yapan. Anlatır mısınız arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bu kalıpçı dediğimiz bir arkadaşımız var. Kalıpçı arkadaşla beraber buraya geldiğimizde gece normal bir çiğ düştüğü an dakika yani çok çiğin olmadığı bir zaman geldik. Evet. Tarlamıza basım işlemini gerçekleştirmeye balya yapmak basacaksınız. İçin. Tarlanın bu attığımız tarafı evet. Bu tarafa geçtiğimizde evet. Nasıl söyleyeyim size? Kalıbın ağırlaştığını. Yani ne kadar ağırlaşıyor mesela? Ya, arasında çok büyük fark ediyor. İki katına yakın. %50. Yani iki katına yakın bir ağırlık fark ediyor. Yani evet. Çocukla bir türlü makinenin ayarını tutturamadık. Bu da nedendir? Anlamaya çalıştık. Ama ben hiç o gün akşam için işte rekor gelişimi kullandım diye böyle bir şey başıma geleceğini hiç düşünmedim. Evet. Dedim ki yerin dedim tabanı öbür tarafta yaştır, bu tarafı kurulur, belki ondan kaynaklanır gibi düşündüm. Fakat biz o gün akşam olayı bıraktık, ot yaş oluyor, kalıp yaş oluyor diye. Evet. Ertesi günü geldiğimizde, gündüz gözüyle geldiğimizde yine bunu aynı şeyi yaşadığımızı fark ettik. Evet. Zaten biçimden önce de bu belliydi. Yani bir boy farkı, bir çataklanma farkı. Çok önemli. Bir, paçalanma, yaprak gelişi, renk, canlılık. Yapraklık veya böyle bir canlılık vardı. Evet. Ama bizim ona etki yapacağını düşünemedik. Evet. Sonuç itibariyle ben şu anda kullandığım üründen memnunum. Evet. Bunu tavsiye de ederim. Teşekkür bütün, ederiz. Bütün çiftçilerimiz artık. Peki şunu söyleyeceğim Rahat Bey. Biz az önce dedik ya yürürken arkadaşlarınızın bahçesinde rekor gelişimi kullanan bahçelerde yürürken ikimizin de beraber bacağına kramp girdi. Şimdi yürüyemiyoruz. Zor yürüyoruz Yonca'da. Şimdi siz de bir şeyden bahsettiniz. Daha önce başınıza bir şey gelmemiş böyle. Bir anlatır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz boş o gün için. Evet. Bugün için boş yürümüşsünüz. Boş yürüdük. Biz o gün bundan bir hafta önce, üç gün önce benim elemanlarım burada çalışıyordu. Elemanlar boru çekerken yani fiskeyi, yağmurlama fiskelerini tarladan dışarı çıkarırlarken Yonca biçime geldi diye dışarı çıkarıyorduk. Hadi dedim ben de yardımcı olayım. Bir ucundan tutayım. Yani siz boş gezdiniz halde ayaklarınıza kramp girdiyse ki bırakın biz nasıl yani girmesin. Yorulduk. Ayaklarımızın sanki altından bir şey bizi tutuyor. Yürümemizi engelliyor. Evet. Ve bu ürünü kullandığım tarafta var bu. Evet. Yani diğer kullanmadığım tarafta bu tabii yok. Ki. Tabii siz burada tarlayı zaten belirgin şekilde verim farkı olduğu için ayırıp da ölçmediniz. Yok. Yani burada ne kadar verim farkı var orada ne kadar çıkıyor ayrı ölçmediniz. Onu ayırmadık ama dediğim gibi yani gözle görülür. Gözle gözüksün gibi bariz gördünüz bir şekilde yani. Belliydi. Bayındır'da şu anda insanlar bunu konuşuyor, kullanıyor. Hiçbir şikayet olanı gördünüz mü acaba? Valla ben daha şimdiye kadar şikayet olanı duymadım. Hiç duymadınız. Metiniz gün geçtik sıra çoğalıyor. Çoğalıyor. Ama hiç karşılığında tabii şöyledir ki böyledir diye denileni de duymadım. Şimdi şöyle Rahat Beyciğim, siz tabii bunu kullananı daha yeni oldu. Bu yılın başında kullandınız bunu. Evet, bu yılın başında. Tabii ki burada yonca bahçemizde, tarlamızda. Şöyle bu arada bir çekelim bu arada. Burası da ben konuşurum böyle. Şu an görüyorsunuz tabii biçilmiş hali. Perşembe günü. Bugünlerden
Cumartesi 2 gün önce kesildi ve son 2 gündür de havalar sıcak. Yani böyle de bir durum söz konusu. Şimdi burada gün geçtikçe daha da sıklaştığını, daha da gürleştiğini göreceğiz. Ve artık yazın sıcağı geldiğinde o kurulamadığınız bölgelerde sararma, kuruma, ondan sonra onun gibi sorunları da daha çok göreceksiniz yani. İnşallah yani bu her inşallah yani kurulamadığınız taraflarda tabii. Yani hafiften sararmaları, kökenlerde kurumalar da rastlayacaksınız yani kurulamadığınız bölgelerde. Anladım. Onu da zaten rahatlıkla gözlemlersiniz. 13 Haziran 2015 rekor gelişim müşterimiz Raif Albaşoğlu. Albaşoğlu kendileri Bayındır'da aynı zamanda ticaretle uğraşıyorlar. Aynen, aynen. Yani kasap. Evet. Raif kasap mı Albaşoğlu çiftlik. Albaşoğlu çiftlik kasap. Herkese beklerim. Buyursun gelsin. Sizin metinizi duymak isteyen varsa. Bu arada ben size şöyle söyleyeyim. O zaman tabii ki siz ineklerinizi başka yerden mi alıyorsunuz, kendiniz mi besliyorsunuz bilemem. Ama kendi hayvanlarınıza da bu rekor gelişimi siz yoncalar yedirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü gerek süt verimini eğer süte besliyorsanız, eğer hem sütlük, kesim için hem besilik konusunda. Etinde kalitesini de göreceksiniz. Bundan da şüpheniz olmasın. Çünkü besleyicilik değeri yüksek bir üründür. İsteyen herkes, hatta siz kendiniz de buradan kaldırdığınız yoncalarınızın besleme değerlerini, yani besin değerlerini ölçtürebilirsiniz. Evet. Ölçtürdüğünüzde yem uzmanınızla, hocalarınızla, yem işlerinizi ayarlayan arkadaşlarınızla burada yem kalitesinin arttığını da göreceksiniz. Yani bunu da size tavsiye ederim haliyle. Bu şekilde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 13 Haziran 2015 İzmir Bayındır. Tekrar memnun oldum.